Numan İbni Beşir radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Nebi aleyhisselam şöyle buyurdu. Allah'ın çizdiği sınırları aşmayarak orada duranlarla bu sınırları aşıp ihlal edenler bir gemiye binmek üzere kura çeken topluluğa benzerler. İhlal edenlerle sınırlara riayet edenler kura çekip bir gemiye binenlere benzer. Onlardan bir kısmı geminin üst katına, bir kısmı da alt katına yerleşmişlerdi. Alt kattakiler su almak istediklerinde üst kattakilerin yanından geçiyorlardı. Alt katta oturanlar, hissemize düşen yerden bir delik açsak da üst katımızda oturanlara eziyet vermemiş olsak dediler. Şayet üstte oturanlar bu isteklerini yerine getirmek için alt kattakileri serbest bırakırlarsa hepsi birlikte batar, helak olurlar. Eğer bunu önlerlerse hem kendileri kurtulur hem de onları kurtarmış olurlar. Gene gerçekten ilginç bir hadis-i şerifle karşılaşıyoruz. Bu hadis-i şerifler bazen bu örnekte olduğu gibi misallerle, istiharelerle anlatılıyor. Biz şimdi burada da bu hadis-i şerifin bir noktası üzerinde ancak durabiliyoruz. Fakat istiharenin niteliği öyle bir şey ki, öyle bir özelliği var ki, bunlar ne kadar yorumlarsak yorumlayalım, tüketilemez. Bir başkası gelir, bu benzetmeye bir başka anlam verebilir. Bir başkası gelir, bir başka anlam verir ve bu ila nihaya kendisini uzatır. Bu bütün hadis-i şeriflerde olduğu gibi bu benzetmeye, istihareye dayalı hadislerde özellikle böyle oluyor. Bu anlatılan hadis-i şerifte kurallara riayet eden ve etmeyen, yani Allah'ın sınırlarına, onun koyduğu sınırlara riayet edenlerle etmeyenler aynı anda gemiye biniyorlar. Fakat geminin alt katında mı üst katında mı olacaklarının belirlenmesi için kura çekiliyor. Bir kısmı aşağıya, bir kısmı yukarıya gidiyor. Yani üst kattakiler tümüyle Allah'ın sınırlarına riayet edenler, alt kattakiler de tümüyle Allah'ın sınırlarına riayet etmeyenler olarak ayrılmıyor. Bir kısmı riayet edenlerle etmeyenlerin bir kısmı alt katta, bir kısmı da üst kata yerleşiyorlar. Ama biz hadis-i şerifin gelişinden öyle anlıyoruz ki hem alt kattakiler hem üst kattakiler çok iyi niyetli kimseler. Alt kattakiler nitekim üst kata su içmeye çıktıklarından üst kattaki insanlara rahatsızlık verdiklerini düşündükleri için kendi aralarında diyorlar ki, acaba gemiden bir delik açsak da suyumuzu buradan temin etsek nasıl olur? Üst kattakiler şayet bu olaya vakıf olurlarsa, bu olayın farkına varırlarsa elbette alt kattakilere müsaade etmemeleri gerekiyor. Aksi takdirde oradan açılacak olan delik, yani kuralların bir biçimde ihlal edilmesi hem alt kattakilerin hem üst kattakilerin beraberce denize batıp boğulmalarıyla, helak olmalarıyla sonuçlanacaktır. Üst kattaki riayet edenler veya etmeyenler Allah'ın kurallarına, sınırlarına, etsin veya etmesin kendisi, fakat bir başkasının riayetsizliğini görüyor ise onu bir biçimde uyarması gerekiyor. Uyarmıyor ise onundan hasıl olacak kötülük bir biçimde kendisine de sıçrayacaktır. Kendisini de zarara sokacaktır. Ama şöyle düşünürse, batarsa batsın gemi, ben de helak olursam olayım diye düşünebilir mi? Düşünebilirler. Yani bunların
tamamı, bu insanların tamamı eğer aptalca karar vermek üzere mutabık kalmışlar ise elbette böyle bir karara varabilirler. Ama burada şöyle bir tedbir acaba öngörülebilir mi diye insanın aklına geliyor. Acaba aşağıdakilere engel olmakla onları serbest bırakmanın arasındaki maliyet farkı, alternatif maliyet ne olabilir? Acaba bazı kötülüklere engel olmasak da onları serbest bıraksak veya bazı iyiliklerin yapılmasına engeller var ise o engelleri kaldırmasak da orada dursa bunun alternatif maliyeti ne olabilir? Şimdi hem alt kattakiler, geminin hem altında oturanlar hem üstünde oturanlar her iki tarafta ihtiyaç içinde bulunuyor. Hepsinin suya ihtiyacı var. Kurallara riayet edenlerin de suya ihtiyacı var. Riayet etmeyenlerin de suya ihtiyacı var. Şayet üst kattakiler, alt kattakilerin külfetine göğüs gerecek olurlarsa, katlanacak olurlarsa veya sabredecek olurlarsa bunun mükafatını kendilerini de göreceklerdir. Bunun mükafatını en azından nasıl görecekler? Kendi hayatlarını kurtarmak suretiyle göreceklerdir. İki, öyle olabilir ki üst kattakiler alt kattakilerin ne yaptığının farkına varmayabilirler. Çok iyi niyetle o adamlar gemiyi delip geminin su almasına yol açabilirler. Bu da alt kattakilerin ve üst kattakilerin ferasetiyle bağlantılı olarak dikkate alınmak gerekir. Yani ihtiyaç sahiplerinin o ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının bir biçimde giderilmesi gerektiğini akıl etmeleri gerekiyor. Buradan bir başka noktaya geliyoruz. O da şu. Demek ki Cenab-ı Allah'tan gelen bir lütuf var ise, bir rahmet var ise veya Cenab-ı Allah'tan gelen bir gazap var ise bu lütuf ve bu gazap toptan vaki oluyor. O geminin içindeki veya o gemiyi yeryüzü diye düşünelim, içinde yaşadığımız dünya olarak düşünelim. O geminin içinde yaşayan, yer alan herkes toptan o rahmetten istifade edebiliyor veya toptan o gazaba maruz kalabiliyor. Burada tabii Allah'ın sınırları diye belirttiğimiz hususunda açıklanması lazım. Nedir onlar? En kısa kelimeleriyle söyleyecek olursak helaller ve haramlar. Helalin sınırını aşmayacaksın, haramın sınırına girmeyeceksin. Her ikisinde de ifrattan ve tefritten, aşırılıktan kendimizi korumamız gerekiyor. Bu bireysel düzlemde böyle olduğu gibi kamusal alanda da böyledir. Kamu alanında da şayet kamu bir olayı düzenlemiş ise veya düzenlemesi gerekiyor ise o düzenden insanlar topluca istifade ederler veya topluca zarar görürler. Kişi kendisinin hür olduğunu düşünerekten her aklına geldiğini yapamaz. Onun sınırları bir başkasının hürriyetiyle kısıtlıdır. Siyasal alanda bunu şöyle ifade ederler. Herkesin yumruk atmaya hakkı vardır. Fakat senin yumruğunun sınırı yanındaki adamın burnuna kadardır. Daha öteye gidemez derler.